İltre Sinema kanalına hoş geldiniz. Bugün menümüzde Belgipsin yönetmenliğindeki 2016 yılında yapılan dram ve savaş türündeki Hexow Reach var. 2 saat 19 dakikalık bu filmin konusu 2. Dünya Savaşı'na katılan, daha önce yaşadığı olaylar ve dini nedenlerden dolayı silah taşımayı reddeden askerimiz Desmond Doss'un hayat hikayesini ele alıyor. Desmond, ailesini ve hemşire sevgilisi Dorothy'yi zor bırakarak Okinawa Savaşı'na katılır. Silah kullanmayı reddeden Desmond'a askerler ve komutanları tarafından zorbalık yapılır. Buna rağmen Desmond, savaş sırasında tek kurşun sıkmadan 75 kişinin hayatını kurtararak onur madalyası kazanır. Filmin ana konusu bu şekilde ilerlemekte. Peki bizim filme yorumumuz ne oldu? Hemen ona geçelim. Hacksaw Ridge savaşın yıkıcılığını gözler önüne sermekte. Çok başarılı savaş filmleri olsa da Hacksaw Ridge diğer savaş filmlerinden ideolojik olarak farklı diyebiliriz. Çünkü barışçıl bir biyografinin seçilmesi ve Mel Gibson ile senaristlerin savaşın acımasız yüzünü gösterseler de aslında savaşın olmaması gerektiğini vurgulaması farklılık sağlıyor. Barış vurgulansa da Japonların birer şeytan gibi gösterilmesi tutarsızlık sağlamakla birlikte filmin bir tarafın perspektifinden izlemek bunu kaçınılmaz kılıyor. Mel Gibson, Cesur Yürek filminden sonra ne kadar iyi bir yönetmen olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Sinematografi açısından eksikleri olsa dahi film teknikleri ve izlenebilirliği ile hiç sıkmıyor. Hacksaw Ridge, savaş sahneleri açısından birinci kalite diyebiliriz çekim açıları, oyunculuk gibi etmenlerle sanki film gerçekmiş gibi hissettiriyor. Fakat efektlerin çok olduğu yerlerde fantastik bir havaya girilmesi kaçınılmaz olmuş. Andrew Garfield ise gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ve Desmond karakterine farklı bir hava katmış. Özellikle savaş sahnelerinde Andrew çok başarılı fakat savaş sahneleri öncesinde Desmond'ın zeka geriliği varmış gibi hissettirmesi çok garip olmuş. Diğer göze çarpan oyunculuk ise Hugo Weaving'in. Çok başarılı filmlerde rol alan oyuncu, eden bu seviyede olduğunu çok iyi gösteriyor. Filmde savaş öncesi bölümüyle savaş bölümü sanki iki farklı filmmiş gibi hissettirmesi, bölümlerin birbirleriyle biraz daha ilişkili olması ihtiyacını getiriyor. Genel olarak kendi türünde kaliteli olan bu filme bizim puanımız 7.9 oluyor.